Yağıyor, yağıyor. Geceden beri yağıyor. Gece burada yaptık işte kampımızı. Günaydın. Saatimiz kaç? Saatimiz 7:40 geçiyor. Yine Gürcistan'ın farklı tarihi kültürü olan bir yere gidiyoruz. Svaneti bölgesine gidiyoruz. Sabah erkenden uyandık. Station Square bölgesinden trene bineceğiz. Eğer tren bileti alabilirsek dün gece saat 4-4.30'a kadar falan bekledim. Çok fazla uyuyamadım, o yüzden 1-2 saatlik uykuyla yola çıkıyorum. Trende uyuyacağız artık. Bileti alamadım. Biletler şimdi sabahta tükendi falan diye gösteriyor ama belki tren istasyonunda hala bilet vardır. Gideceğim, oradan bilet almaya çalışacağım. Bakalım, gittiğimizde göreceğiz. Yanımda da yine Ahmet var. Biraderle beraber devam yolları. Hadi yolculuk başlasın. Vardık. Şimdi vardık Station Square'a. Bu bölge, gittiğimiz bölge Rusya'nın sınırında, yine Elbruz Dağları'nın dibinde. 3000 ila 5000 metre yüksekliğinde bir yer. Hemen şuradan platformlara çıkılıyor ama biz ilk önce yukarıdan biletimizi satın alacağız. 10-15 dakikamız var, umarım yetişiriz. Ama acaba Tbilisi Zugdidi, 2 ticket. Ori. Abla pasaportu büyüteşle bakıyor, sanki yurt dışına gideceğiz. İnternetten 16 idi, buradan 15 aldı. Biletleri satın aldık. Şimdi ikinci platforma gidiyoruz. İkinci platformda hemen çıktığımız kattaymış. İkinci katta. Yazıyor zaten burada. 2-3. İstasyondan bileti satın alırsanız bileti daha ucuza geliyor. İnternetten alırsanız 16'ları. İnternetten alırsanız bileti fazla. 43-44 Ahmet bizim koltuklar. Vagon 3. Bakayım. Sadar. Hoş geldiniz efendim. Restoranımıza ne istersiniz? Nasıl denk geldiniz? Nasıl gelin? İnşallah düşmez kafamız. O değil, koca vagonda tek masalı koltukları almışız. Ceket giyeceğim. Normalde hava güzel, klimadan dolayı kuz gibi oluyor. 300 kilometrenin sonunda, hatta trenle 350 falan oluyor sanırım. Zugdidi'ye vardık. Zane gibi. Tren efsane soğuktu ya, öyle bir şey yok. Normalde Tiflis'ten Batum'a giden trenler iki katlı yeni trenler oluyor. Sanırım bu tarafa eski trenleri vermişler. Bu bayağı kötüydü. Zugdidi tren istasyonu. Burada biraz mola vereceğiz şehir merkezinde. Bir taksi çağırdık, Bolt'tan 0.80 TL'ye geliyor. Hem oradan gelecek, bir de bizi geri götürecek. Orada bir şeyler falan yeriz, ondan sonra bir otostopa çıkarız diye düşünüyorum. Çünkü şu otobüsler falan var, irili ufaklı, küçüklü, büyüklü, hepsi 30'ları, 20'leri, 25'leri, taksiler 100'leri falan. Çok büyük fiyatlar çekiyorlar. Otostop, basit otostop deneyeceğiz. Olur olur, olmadı. Bakarız bir çaresine. Hava da biraz kapalı, yağmur yağacak gibi. Bilmiyorum olacak, taksi gelsin bakarız. 3 dakika içinde geliyor diyor. 2 oldu. Burası bayağı büyük bir yer.
Allah Allah. 80 kuruş ne kadar yapıyor? 2,4 TL. 2 liraya aşağı yukarı 2 kilometre geldik mi hemen? Kilometre geldik. Burası Zugdidi'nin meydanı, Özgürlük Meydanı. Yürüyüşsanda sigorta muayene olmadığı için böyle arabaları görmek mümkün. Her yerde. Burası artık bayağı bir turistik olmuş ama mesleği de görmek istediğim için geldim. Normalde Zugdidi çok da gelinesi bir yer değil. Normal Yürüyüşsan'ın diğer şehirlerinden çok bir farkı yok. Şurada hemen yine Yürüyüşsan klasiği. Kasinolar var, kumarhaneler. Buraya uçakla da gelinebiliyor. Mestiye'ye de aynı şekilde uçakla gidilebiliyor. Tiflis'in yakınından ve Kutaisi'den uçaklar kalkıyor. 15-16 kişilik küçük uçaklar. Günde 2 defa sanırım. Aynı şekilde maşrutka ve taksiyle ulaşım var. Havadan, karadan her türlü ulaşım var. Şu Spar'dan su falan bir şeyler alacağız. Ondan sonra oturacağız bir yerde. Yiyecekler getirmiştik onları. Yiyeceğiz, sonra da başlayacağız otostopa. Evet, neredeyiz? McDonald's'tayız. Son videoyu bitirememiştim. Burada biraz edit yapacağım. Edit yaptıktan sonra çıkacağız. Belki bu akşam burada kamp atarız Zugdidi'de. Koştura koştura gitmeyelim diyoruz. Zaten hava yağışlı gibi gözüküyor. Biraz oyalanarak güneşli günlere denk getireceğiz. Simit falan almıştık yola çıkmadan önce Spar'dan. Oturduk McDonald's'ta, bunları yiyoruz. Buradan da bir kamp alanı, bir yer bulacağız. Yine aşağıda krizler var. Şarjımızı falan buradan yapıyoruz. Harbiden buralar Karadeniz gibi ya. Bir yandan güneş var, bir yandan yağmur atıyor. Hava durumunda da 2 gün 3 gün ağır yağmur gösteriyor. Burada kalacağımıza Mestia bölgesine geçeceğiz. Orada da 3 gün yağmur var, şiddetli. En azından Zugdidi'de bekleyeceğimize Mestia'da bekleriz diye düşündük. Çünkü o aralarda bir tane güneşli gün var. O güneşli günü kıstırabilirsek Duskulu bölgesine gideriz. Oradan da zaten hızlıca gezimizi bitirip döneriz. Şimdi yolda yürürken böyle bir şey gördüm. Bakın bunlar Gürcistan'da çok ucuz. Gürcistan ikinci el sitelerinde 100 dolar, 150 dolar, 200 dolar gibi fiyatlara satıyorlar. Bunlardan alıp Gürcistan'da 2 ay, 3 ay arkasında kasası da var. Orada da karavan gibi yatıp kamp yaparak gezi yapılabilir. Mantıklı geliyor bana. 150 dolar, 200 dolar çok büyük paralar değil. Çünkü zaten onu eğer Gürcistan'ı gezeceğim diyorsan uzun vadede her türlü hostellere falan veriyorsun. Hostele vermektense kendi karavanını yaparsın. Sonra da tekrardan satabiliyorsun zaten. Burası da böyle bir halk pazarı. Şu makinalardan köylerde uzak yerlerde var mıdır diye merak ediyordum. Harbiden buralarda da varmış. Aha. Daha önce görmedik Tiflis'te böyle ya. Ha buradan internetli. Ben içmiyorum, sen iç. Kim mandala? Türk malı mı? Vişne, bunlar da vişne diyor biliyor musun? Rusça'da da sanırım vişneydi. Genelde bu Gürcistan'da gördüğünüz pazarlar haftanın 7 günü açık. 7 gün böyle kuruluyorlar. Hatta bazılarının sabit yerleri oluyor. Sürekli aynı yerde açıyorlar. Şunlar Gürcü baharatları. Tukaş domatesler. Tukaş domates her yerde var ya. Şimdi kendimizi taksiyle şehrin dışına doğru atacağız. Burada çok garip bir şekilde Bolt, Yandex yok. Bolt var. Bolt da yarım fiyatına götürüyor her yere. Mesela 5 liraysa direkt gösteriyor. Diyor ki 2,5'a düşürdük. 2,5'a gidebilirsin. Sanırım bir teşvik olayı var. Bolt yeni gelmiş galiba. Ondan dolayı insanları teşvik etmek için çok ucuza götürüyor. O yüzden biz de 80 kuruşa şehir merkezinin bir yerinden öbür ucuna geldik. Buralar falan full böyle pazar yeri. Bayağı da ucuz fiyatlar. Böyle sokak satıcıları devam. Burası da Zugdidi Nehri. Hello, how much? 150. Haha. Street amına koyayım. Ne diyorsun amına koyayım?
Ya ne diyor Ahmet bu ya? Ya ulan Tiflis'ten 20 liraya götürüyorlar. Gelmiş bana 150 lira diyor. 150 lira ne ya? 150 lira diyor ya. Gelmiş beni dolandırmaya çalışıyor. Neyse biz zaten öylesine sormuştuk, bilmeyecektik. Otostopa devam. What? 25, 25. Do you know what is the 150 lari? Oh, yeah, do you know? Marshut ka 25. It doesn't matter. Why he said 150? No problem. Okay, how much the marshut ka? 25 lari. 25 still yeah. Expensive. From the Tbilisi 25-20. 25 marshut ka. No, no. From the Tbilisi to Mestia 20 already. Okay, I will do it checking. Alright. Gürcistan'da otostop iyi. Azilerden şehrin dışına doğru çıkınca otostop çekeceğiz. Muhtemelen bedavaya gideriz ya. Bizim için daha iyi. Metro Georgia, metro turizm. Aa orada da bak bir tane arabası var, eskimiş. Metro Georgia. Şuradan başka bir ana yol varmış. Bu ana yoldan çıktık. Çünkü oradan full şeyler geçiyor. Bu ticaret yapan minibüsler geçiyor. Her geçen minibüs yanımızda duruyor. 50 lira, 60 lira, 100 lira olabildiğine fiyat veriyorlar. Biz de diğer şuradan hemen bir 200 metre ileride ikinci ana yol var. Oraya geçeceğiz. Oradan dümdüz Mestia yoluna çıkacağız. Yalnız evler efsane buradaki evler. Mahalle de sakin. Bayağı köşk gibi, malikane gibi. Kocaman kocaman evler. Ne haber gençlik? Kamar çaba. Kamar çaba. Kargat, kargat. Bay bay. Cenaze araçları. Cenaze, nakil, yıkama vesaire. Genel olarak Gürcistan'da ilk defa bu evin dış kaplamasına özen gösteren bir bölge gördüm. Zugdidi. İşte Kutaisi olsun, Kazbegi olsun, Siginagi olsun, Tiflis, çatlak patlak binalar vardı. Buralarda yani adam bahçesine bile çit çekmiş. Karşıda falan da öyle. Özen gösteriyorlar. Bu bölge Rus sınırına bayağı bir yakın olduğu için plakalar ve kapı numaraları hem Gürcüce hem Rusça. Tabii plakalar bazıları Gürcüce, bazıları Rusça ama kapı numaralarında her ikisi de var. Bakınız. Artık zaten buradan sonra Mestia. Mestia'da bu Elbrus, Rusya'nın yüksek Kafkas dağlarının eteğinde bulunan bölgelerden bir tanesi. Ondan sonra Uşkuli, daha da ötesi yok, Rusya. Gürcistan Rusya sınırı. Şu arkada bir yol var, sağa doğru gidiyor. Oradan 5 kilometre falan, çok değil. Devam edersen Welcome to Abhazya Cumhuriyeti. Rusya'nın desteklediği, Abhazya'nın özellik istediği bir bölge. Gürcistan'dan ayrıldı yıllar önce. 20 yıldır mı, 30 yıldır mı ne hemen hemen. Yarı özerk. Rusya'nın desteğiyle özel 4-5 ülke sadece varlığını kabul ediyor. Belki siz bile bilmiyorsunuz. İzleyenler arasında belki bilmeyenler çoktur. Böyle bir bölge şu an kapalı. Kapalı olmasaydı gidecektim oraya da. Bayağı zengin sanırım bozuk dedi. Ev gibi mezarlıklar yaptırmışlar. Tamamen bildiğim burası ticarete dönmüş. Full ticaret yapıyorlar. Hani iş yerellikten çıkmış, yerel bir yer değil artık. Şuraya yakına gidiyorum. Hayal olsun adama, durdu. Ama çok gitmiyormuş. Şuraya yakına bir yere gidiyorum dedi. Ondan sonra devam et. Yanımıza alabiliriz. You are from? Türkiye'de. Turcia? Aha, Turcia. Ah. Yeah. You are from here? Lia. Okay. Yeah. Turkish biliyorum. Ha, biliyorsun. Ah. Türkiye'de mi yaşadın? Sota. Mestia? Mestia.
Okay. Nereye geldik yani? 20 kilometre geldik. Lia diye bir yere geldik arkadaşlar. Lia. Alp dağları. Aynen. Ekmek alsak mı bizde ya? Ekmek var mıydı bizde ekmek? Ekmek hiçbir şey yok ama şuradan bir tane ekmek alalım ya. Ne var acaba? Ert. Ert. Hangisi? Ert. Valla bak. Sıcak değil mi? Şehir içinde bir yer mi? Buralarda ucuz. Of. Elimi yaktı lan. Fırından çıkarttı verdi direkt. Sıcak sıcak yesek mi? Yani o sıcak sıcak gider aslında ya. Böl ucundan. Of. İki tane mi alsaydık lan acaba? Nasıl yapalım? Cekete mi koysak? Getir getir buraya duvarın üstüne bak. Lan bu... Bu kadar sıcak ekmek mi olur ya? Lan biraz soğusun öyle devam edelim o zaman. Yapacak bir şey yok. Dumana bak. Bir tane daha mı alsak ya? Ama kuruyunca kötü oluyor. Sıcak sıcak gidiyor bu da. Kuruyunca kemik gibi oluyor. Ne yapayım lan? İçerideyken avlıyordun sen. Bak bak içeri girdi yine avlıyor. Neyse şundan biraz biz yiyelim. Yedikten sonra tekrardan otostopa çıkarız. Arkadaş Lazmış. Bir 20 kilometre getirdi. Yine taksi fiyatı verdi bize ama bu şeymiş yani. İnsaflıydı ya isterseniz götürürüm dedi. Taksiydi bu arada. Bir 20 kilometre falan attı. Buradan yine otostopla devam. Hava güzel. Ekmek güzel. Bu kadar. Ahmet ekmek nerede? öyle bir şey yok ki. Tüp dolduruyorlar gördün mü? Tüpçü. Adamlar taksicilikten vurmuş parayı. Yürürüz biz de ne olacak yani. Hello. How are you? Alınmadık yine. Kur ticarete demiş burası. Neyse. Yavaş yavaş. Aman 20-20 gideriz artık. Bunlar da mı elma ya uzun uzun? Harbiden elma. Ne acaba? Memnunla midis, momesti ya. Evet, juvari, juvari. Juvari, okey, juvari. Okey. Yaşamız. Okey. Okey. Civarı şey, Azimler'de bir tane köy. Civarının anlamı da kilise demek, Gürcüce'de. Baba. Burası civar ya arkadaşlar. Vallahi şaka maka dağların dibine kadar geldik ya. Evet böyle bir bahçedeyiz. Şu an göremiyorsunuz ama sabah muhtemelen gösteririm ben uyandığımda. Hemen yol sağımızda şuralarda evler var. Otostop çektiğimiz bir arkadaş bizi buraya getirdi. Dedi halatınız var mı, çadırınız? Var dedik. Tamam dedi, bu bahçede yatın, sabah yola devam edersiniz. Durumlar bu. Çadırın içine kurulduk. Şöyle yatakları kurduk. Şimdilik iyi geceler. Sabah görüşürüz.
Yağmur dursun diye bekledik. Yine ince ince yağıyor. Neyse toparlayacağız artık bir şekilde. Yağıyor, yağıyor. Geceden beri yağıyor. Gece burada yaptık işte kampımızı. Bu bahçede. Şuradaki evdeki dayıdan izin aldık. Şu ikisi onunmuş sanırım. Aynı bahçede birçok ev var tabii. Şu ileride de iki tane ev var. Şimdi şuraya bir yere sığınacağız. Biraz oturacağız. Yağmurun dinmesini bekleyeceğiz. Belki bir çay kaynatırız. Emin de değilim. Aslında yola devam etmek istiyordum. Hava durumundan kontrol ettik. Ama kesinlikle buralar Mestia bölgesi. Hava durumuna uymuyor. Akşam 7'ye kadar yağmur yok gösteriyordu. Çıktık o yüzden. Muhtemelen gelip geçici bir bulut galiba. Bu bölge için. Bakalım biz bir toplanalım sonra şey yaparız konuşuruz. Yağmur kuvvetlendi buraya geçtik. Bir çatının altına. Hello. Can you speak English? Little bit. Okay. Where is he, do you know? Around. Here you go. Ah, okay. Uff, nasıl yağmur yağmış ya. Are you living here? Going to Turkey. Turkey'den mi? Oh. Şimdi toplayalım çadır. Çayını yiyin lan, çayı. Var. Çay, ben alayım, okey. Burada bir çay alayım, içeri geçelim. Al çayları, içeri geçelim. Ya yiyecek eşyalarımızı alalım, çantalar kalsın. Burada ekmek, burada simit. Burada da bir şeyler var ama ne var bilmiyorum. Videos, yeah, I'm recording video. I'm YouTuber. We have YouTube. YouTube Paris. Yes. Thank you. It's me. Tamam, sen de mi simit bıraktın? O zaman şu helvadan da birazcık karıştıralım. Ya helva, simit, ekmek. Aynen. Yani yağmur ya, başka yapacağımız hiçbir şey yok. Bu arada arkadaşlar, Mestia'da market varmış. O yüzden yanımızda hiçbir şey almadık. Kalan şeyler var. Yolda aldığımız ekmek, bir parça simit, bir tane salatalık. Oradan alırız diye ama ulaşamayacağımızı hesaba katmamıştık. Takarız yağmurlukları, basarız gideriz ya. Televizyon ne yaşıyor? Televizyon açtım. Galiba hoş geldiniz, oturun televizyon izleyin. Öyle bir kültür herhalde bu. What do you want? Ah, it's me, yeah. Tbilisi. Tbilisi, yes, Tbilisi. Yes. Like. Yeah, nice, thank you. Tiflis videosunu izliyordu. Bir baktım dışarıda ben konuşuyorum. Suyumuz bitti. Şuradan bir su alacağım. Şurada su görmüştüm. Akıyordu. Temizdir muhtemelen ya. Yani yukarıdan borularla falan geliyor. Bak burada duşu var. Şu yukarıya bir tane düzenek yapmışlar. Dur gösteririm onları birazdan. Şu suyu bir koyayım. Etrafta priz görebiliyor musun? Şu çok yüksekte. Ben bir düğmesini görmedim Ahmet. Sesini duyarız muhtemelen. Çok iyi ya. Şimdi çadır biraz ıslandı. Toparlayamadım.
O yüzden buraya koydum. Buraya gelmiyor yağmur. Şu dağlara baksanıza ya. Bulutlar var. Sisler var. Şurası da aynı şekilde. Hemen şurası dibimizde de aynı öyleydi. Yağmur yağmadan önce. Her yerde bulutlar vardı. Sis vardı daha doğrusu, bulut değil. Şöyle bembeyaz ama o kadar yoğun ki bulut gibi gözüküyor. Biz çadırı toplayıp buraya gelene kadar dağıldı oradakiler. Buraya koyuyor suyu. Buradan bir şey yapıyor sanırım. Ben çözemedim şimdi. Sonra su akıyor altında, duşunu alıyor. Böyle. Şu karşıda da başka bir ev var. Burada aynası var. Yaşlı bir amca vardı burada işte biz akşam geldiğimizde. Böyle bir şey getir çocuk, elimize vurdu. Diye diken var bunda diyor. Şeye benziyor bunlar ya, ısırgan otunun büyüklerine benziyor. He, ısırgan otu gibi. Ben daha ne zannettim ilk başta. Ama dikenli bir şey. Isırganın farklı bir türü işte, elimize geçer birazdan. Ufak ufak ince ince iğneleri var. Hadi içelim çayımızı. Bir daha çay suyu kaynattık. Çocuk arasına geliyor böyle. Bir şeyler söylüyor, gidiyor. Aa, yağmur durdu. Ahmet şu çayı içelim, hemen çıkalım. Vallahi yağmur durdu. Bir anda durdu ya Ahmet. Evet arkadaşlar, buradaki macera sona erdi, çıkıyoruz. Hava bayağı güzel durdu, yağmur falan yok. Okay, I go bari. Bye bye, thank you, madlava. Şimdi hemen şu kapının önünden otostopa devam. Helal olsun çocuğa, bize bir sıcak su verdi. Simidimiz vardı, onunla birlikte kahvaltımızı yaptık, çıkıyoruz şimdi. Para yok ama. Az çok değil. He? Aç kapıya bakıyorum. Eyvallah. No. Geç. Yok, 15 kilometre. Saydam mı diye? Saydam mı diye? Aksaydam mı? Buradan ne var orada? Kimse yok abi. Ne var biliyorum abi. Ne var? 1000 kilometre geliyor burada, para yok. Evet, evet. Evet. Biliyorum, şey, kamera açıyor ama neyi var biliyorum. Ben çok seviyorum Türkler. Problem Allah, yok. Allah razı olsun abi. Allah razı olsun, sağ olasın abi. Sen nerelisin? Demkoç Tuğlu, Mestia. Mestia, he. Türkçe nerede öğrendin? Antalya'da. Antalya, he. Yani şeysin, buradansın, Gürcüsün. Evet, Antalya, Ankara. Türkçe bilen bir abi aldı bizi şimdi. Şimdi Mestia'ya kadar götürecek. Bu Mestia dolmuşlardan bir tanesi. Evet. 50 kilometre falan gidiyor. Emisin rera şen iş bebao Dahtel me ore da badebao Lav sigvar ulis kval de salvurio Çevisim dit da şeni da vurido Tamam abi, burada var. Tamam. Gel buraya. Gelelim. Başka neyi var ha? Doğru doğru. Kapat kapıyı. Dursun ya, bir şey olmaz. O kapıyı da kapat. Nodashi diye bir yerde durduk arkadaşlar. Hello. Hello. Osmanlı, Osmanlı. Tamam diyorsun. Turkey. Turkish, salam aleykum. Aleyküm selam. Turkish, Turkish say merhaba, merhaba. Salam, salam. 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 Hasan abi solistik yapıyormuş Mestia'da. Mestia'nın solistine denk geldik tam.
Tekrardan çıkıyoruz şimdi. Şurada tuvalet falan yapmışlar, efsane. Bayağı doğanın içinde güzel bir mekan. İşin solu karmet kimisi daha ara orada. Çizlemem et yok abi bu ses. Aa çubuş. Şu ağaçların güzelliğine baksanız ya. Wonderland diye bir yere geldik. Oralarda böyle. Kaçıncı? İkinci bir yerde durduk tekrardan. Bir şeyler yiyeceklermiş. Peynirli, etli pide yiyeceğiz falan tarzında bir şey söyledi. Buraya özel bir şeymiş. Nasıl mıydı adam? Tam kapalı adam. Çok iyi. İyiler de manyaklar ama yani. Yolda herkesin yanında duruyor. Her gördüğü arabanın. Gördüğünün yanında duruyor yani. Bizim yanımızda durmasının da sebebini şimdi anlamış olduk. Herkesin yanında duruyor. Para para dedi ilk önce. Hiç fiyat miyat vermedi. Ondan sonra dedi atlayayım dedi ya. Önemli değil dedi. Evet arkadaşlar. Bizim Telvas mı? Telvas mı? Türkçe ismim İbo diyor. Antalya'da falan çalışmış. Abi bayağı etli ekmek. Yiyecek içecek bir şeyler ısmarladı bize. 7 kişilik şimdi çıkıyoruz. Her 2 kilometrede bir duruyor. Bakalım şimdi duracak mı bir daha. Yalnız manzara muhteşem ya. Şu sisler, bulutlar, ağaçlar falan efsane. Megobari, arkadaş. Aa, selam arkadaşlar. İbo, benim isim İbo. Gel Gürcistan'da. Çok iyi. Devam. Mogutzakhis mita momiareto Chuen wer wiskhore du ertamaneto do Garetsitso tsaleqavis vardebado Vichkaro tsorem dagviandebao Türkler ben çok seviyorum. Hepsi Türk. Veriyorum çok salam. Şevtkovim tas da vetkuyam deloso Çveni ara kulav gavteloso Meşen tviz davtme gulis ruliyado Rats mgevçi petkav sigvar uliyao. Bir araba yuvarlanmış abi. Çekici gelmiş, çekiyorlar. Normal abi, çok tehlikeli sürüyorlar. Gördünüz mü zaten, bilmiyorum ama. Çoğunluğu sarhoş zaten kullanırken. Bizim dayı da sarhoş. Allah'a emanet gidiyoruz. Umarım bir şey olmaz. Mesti arabası bu da zaten. Manzara yalnız mükemmel. Yani Gürcistan'a geldiniz diyelim. Ama Mestia'ya gelmediyseniz Gürcistan'a gelmemiş gibi bir şeysiniz. Buralara mutlaka gelmelisiniz. Muhteşem bir yer. Devam. Hadi görüşürüz abi. Sağ olsun. Me berala vimena tire ho Visa kutvale başeniyem